Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram. Leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bârekna havlehu linuriyehu min âyâtina. İnnehu huves semî'ul basîr. Sadakallahu'l-Azim. Değerli dostlar, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İsra suresinin birinci ayetini Kabe-i Muazzama'da okurken eminim ne için okuduğumu sizler de anlamış olacaksınız. Bu gece Miraç gecesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişi ve oradan da Yüce Rabbimin huzuruna varışı, Sidretül Münteha'ya çıkışı. Yani bir yolculuk vardır burada. İsra gece yolculuğu, Me'aric yükseğe çıkıştır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir gece ansızın rivayetlerde uyku halinde, yarı uyku yarı uyanık halinde, Hatim'de veya Rukun-i Yemani'nin karşısında bir Burak Cebrail Aleyhisselam'a getirerek onu yolculuğa çıkarmaktadırlar. Ve ilk önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karnını yararak zemzem suyuyla güzelce yıkanıp hikmet doldurulur. Ve Peygamberimiz yarı uyku veyahut yarı uyanık halde bu gece, yani Miracını kutladığımız bu gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk yaptırılır değerli dostlar. Ve bu mevzuyu anlatırken Kabe ile şu an hemhal oluşumuzu Rabbim bizlerden kabul buyursun inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'la beraber Cebrail aleyhisselamla ikisi geceleyin buradan Mescid-i Aksa'ya. Orada çeşitli hallerle karşılaştıktan sonra ruhlar aleminde peygamberlerle karşılaşır, selam verir, onlara iki rekat namaz kıldırır, imam olur. Ve bu karşılaştıkları peygamberler Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Yusuf aleyhisselam, Hazreti İsa, İdris aleyhisselam, Hazreti Harun aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam ve en son Hazreti İbrahim aleyhisselam. Ama Peygamber aleyhisselatü vesselam bu yolculuk esnasında Cebrail aleyhisselam kendisine iki tas içerisinde, buna tencere de diyebilirsiniz, biri sütten, diğeri de sudan, şarap da denilmektedir yine su mahiyetinde, ikisinden birisini içmesini söyler. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sütü içmeyi tercih eder ve sütü içer. O sütünü içince Cebrail aleyhisselam çok hoşnut olur. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi sarf eder. Senin sütü içmene çok hoşnut oldum. Zira bundan sonra senin ümmetin ve her insan İslam fıtratı üzerine doğacaktır diye bu müjdeyi vermektedir. Şayet sütü içmeseydin, suyu içseydin başka hallerle belki olabilirdi diyerekten Peygamberimize bu müjdesini söylemektedir. Peygamberimiz bu müjdeyi aldıktan sonra ruhlar aleminde Mescid-i Aksa'da peygamberlere iki rekat namaz kıldırır. Ve sonra Cebrail ile beraber yolculuğuna devam eder. Cebrail aleyhisselamla beraber yolculuğuna devam eder. En son semada Hazreti İbrahim aleyhisselam. Onu da geçtikten sonra Sidretül Münteha'ya varır. Ve orada Cebrail aleyhisselam peygamberimizi yalnız bırakır. Ya Resulallah, bundan sonrasına ben gelemem. Zira buradan sonra bu beni yakar diye peygamberimizi yalnız bırakır. Ve peygamberimiz kendi başına Yüce Rabbimizin huzuruna gider değerli dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbimizin huzuruna çıkarken secdeye kapanır. Hatta diyor ki oraya vardığımda Allah'ın emrinde çalışan kalemlerin cızıltısı geliyordu. Seslerini duyuyordum. Benim gelişimden dolayı kalemlerin cızıltısının sesi durdu. Ve ben secdeye kapandım. Secdeye kapanırken Yüce Rabbe ilticada bulunur. Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. Temiz ve Cenab-ı Allah'ın eşsiz ve benzersiz olduğunu, sadece ona ibadet edileceğini bizatihi orada söylerken Yüce Rabbim
Peygamberinin bu icabetini karşılıksız bırakmaz ve kendisine icabet eder. Der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama, eyyühen nebi ve rahmetullahi berekattan önce salat ve selam senin üzerine, ağlına ve ashabına, sana tabi olanların da üzerine olsun diyerekten bu müjdeyi verir. Ve bunu duyan melekler orada komple hepsi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü söyleyip şehadet getirirler değerli dostlar. Ve bu şehadetleriyle beraber Peygamberimiz Yüce Rabbimin yanında hikmetli şeylerle ayrılır. Cenab-ı Allah peygamberinin neden çağrıldığını, hikmetinin sebebi, yegane sebeplerinden birisi de hüzün senesi vardır. Peygamberimizin arkasındaki en kuvvetli hanımı ve dedesi, amcası bunlar vefat ettiklerinden dolayı yalnız kalmıştır. Ve çok işkenceye tabi olunmuş, Müslümanlara işkence yapılmış. Cenab-ı Allah bu işkence ve bu sıkıntıdan dolayı, bu tecrit olayından dolayı peygamberini miraca çıkartarak bu ödülle ödüllendirmiş. Rabbim bizi de miracın ödülüyle ödüllendirmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sıkıntıdan dolayı miraçla mükafatlandırılmış ve dönerken Cenab-ı Allah 50 vaktin namazın farzı kendisine farz kıldırır. Fakat bu çok olduğunu Hazreti Musa aleyhisselamla kendi aralarına geçen konuşma, İbrahim aleyhisselamla kendi aralarından geçen konuşmayla İbrahim aleyhisselama, Musa aleyhisselama kendi aralarından geçen konuşmayla 50 vaktin farzının sevabını 5 vaktin içerisine sığdırarak müjdesini vermektedir. Demek ki namaz bir miraçtır ve biz de miraç olan namazımızı kılmakla mükellefiz. Ve bunu da söyledikten sonra ikinci bir müjdeyi vermektedir. Bakara suresinin son iki ayetini, elbette ki tüm Kur'an-ı Kerim'in ayetleri müjdedir. Son iki ayeti de bilerek ve işleyerek ettiysek hata bizlerden affeyle duasıdır. Yanılarak, bilerek ettiysek hata. Ve Cenab-ı Allah bunu da kabul etmiştir. Allah bilerek ve yanılarak ettiysek hata bizlerden affeyle diye dua ederken Allah bunu da, bu duayı da kabul buyurmuştur. Onun için biz yatsı namazlarında, yatsı namazlarını kılarken her namazın arkasında Âmener Resulü'nün son iki ayetini okuruz. Üçüncü müjde ise meleklerin getirdiği şehadet bizimle beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü söyleyerek tüm ettehiyyatlarda getirdiğimiz şehadetle kim kalbi olarak iman edip şehadet getirirse her ne kadar günahkar olursa olsun muhakkak cennete gireceğini söylemiştir değerli dostlar. Peki Peygamberimiz bu güzelliklerle ikram edilirken Miraç gecesine ait bir namaz var mıdır? Bir ibadet şekli var mıdır? Hayır, yoktur. Miraç gecesine ait şu kadar namaz, şu kadar ibadet, şu kadar tesbihat, bunlar bid'attır. Bunun altını çizelim ve teyit edelim. Böyle bir şey yoktur. Ama şu yapılır. Kaza namazları kılınır, Kur'an okunur, tövbe edilir, tesbihat çekilir. Gücü nispetinde kim ne kadar yaparsa ama şu kadar olursa, şu kadar olursa, Miraç gecesinde şu kadar namaz vardır denilirse böyle bir şey yoktur. Ve bu da bid'attır, bid'at-ı seyyiedir. Bunun da altını çizelim değerli dostlar. Peygamberimiz Miraç'tan döner ve gelir. Müşriklere der ki ben bu gece Rabbimle görüştüm, Yüce Rabbimin huzuruna gittim der. Müşrikler kendisiyle alay ederler, istiaze ederler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine delirdi derler, kafayı yedi derler, üşüttü derler. Ve bunu giderler en sadık arkadaşı Ebu Bekir Sıddık'a söylerler. Ebu Bekir Sıddık'ın kapısı çalınır. Bakar ki müşrikler gelmiş Ebu Bekir Sıddık. Buyurunuz der. Ebu Bekir, sana bir şey soracağız. Ey Ebu Kuhfe'nin oğlu. Buyurunuz diye sorduğunda. Senin arkadaşın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece Rabbimle görüştüm diyor. Allah'la görüştüm diyor. Mescid-i Aksa'ya gittim diyor. Semaya çıktım diyor. Ya böyle delilik olur mu diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Haberin var mı? O da diyor haberim yok ama bunu kim söylediyse diyor. Muhammed söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer o söylediyse diyor doğrudur diyor. 10 defa da gittim eğer diyorsa doğrudur diyor. Ve Peygamberimizden haberi olmamasına rağmen Ebu Bekir Sıddık Resulullah aleyhissalatü vesselamın dediğini tasdik eder değerli dostlar. Müşrikler ikna olamazlar. Ve şu anda Kabe'nin karşısındayız. Ya Rab, elhamdülillah biz iman ettik. Çok şükür ya Rab biz iman etmişiz. Ya Rabbi bizlerin günahlarını affeyle.
Bizleri Hazreti Resulullah'ın şefaatine nail eyle. Ve Peygamberimize tuzak kurarlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e gitmemiştir derler. Mescid-i Aksa'yı bilmez derler. Mescid-i Aksa'nın nasıl olduğunu kendisine soralım bakalım cevap verecek mi diye akıllarınca tuzak kurarlar. Ve Peygamberimizi oyuna getirmek için toplanırlar, bu soruyu sorarlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Kudüs'e gittiğini söylüyorsun. Mescid-i Aksa'ya gittiğini söylüyorsun. Hadi bize söyle bakayım Mescid-i Aksa nasıldır diye sorduklarında Cibril-i Emin saniyesinde Allah peygamberini yalnız bırakır mı? Allah peygamberini müşriklerin yanında küçük düşürür mü? Allah peygamberini rezil eder mi? Haşa! Ve nihayetinde Mescid-i Aksa Cebrail aleyhisselamın maket şeklinde kucağında peygamberimizin önüne getirilir ve tek tek kürsüleri, kapısı, pencereleri peygamberimiz tarafından müşriklere sayılır. Ve müşrikler peygamberin saydığı bu özellikleri görünce şok olurlar. Vallahi Muhammed delirmiş diyorlar. Gerçek olduğuna inanmalarına rağmen ama inatlarından dolayı iman etmiyorlar değerli dostlar. İşte Miraç hadisesi gerçekleştiği mekan Kabe-i Muazzama, Mescid-i Haram ve şu anda sizlerle beraberiz. Peygamberimiz şuracıktan da çıktı deniliyor. Rukn-i Yemani şurası hemen karşı oradan da Hatim denilen yerden de Miraç'a çıktı söyleniyor. Rabbim cümlemizi Miraç'ımızı mübarek eylesin. Gecenin bereketine nail eylesin. Ve Miraç hadisesi bu şekilde gerçekleşmiş olmaktadır değerli dostlar. Ve tekraren söyleyelim, Miraç gecesine ait bir namaz yoktur. Şu kadar namaz kılınacaktır diye bir kayıt yoktur. Şu kadar tesbihat zikir çekilecektir diye bir kayıt yoktur. Kişi istediği şekilde ne şekilde ibadet ederse o vardır. İbadetini yapar. Bizim için de bu geçerlidir. Ve Rabbim cümlemizi bu güzelliklerle hal eylesin. Gecemizi mübarek eylesin. Gecenin bereketine nail eylesin. Kabe'nin izzet ve şerefiyle hal eyleme cümlemize nasip eylesin. Selamlarınızı dualarınızı ileterek saygıyla hürmetle hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim cümlemizi Kabe'nin listesine dahil eylesin.